Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sesimi duyuyorsunuz sanırım. Evet, sesiniz geliyor. Tamam, geliyor sesin değil mi Ayşegül? Evet, evet, sesiniz iyi geliyor şu an. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben bir konuşayım. Sizler mikrofonlarınızı kapatın. Sizi bir bilgilendireyim. Daha sonra hani sizin sormak istediğiniz şeyler olursa size söz hakkı vereceğim, tamam mı? Şimdi öncelikle arkadaşlar kendimi bir tanıtayım. Ben öğretim görevlisi Sevim Koyuncu. Sizlerin birinci dönem acil hasta bakımı bir dersi ve klinikte eğitim uygulama bir dersine giriyorum. İkinci dönem de yine temel derslerinizden olan resüsitasyon ve alanda paramedik. Aynı zamanda klinikte eğitim ve uygulama iki dersinizi yürütüyorum. Umarım gelecek dönemlerde beraber olabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz bölümümüze. Tanışma imkanımız olacaktır. Çünkü ikinci sınıfta tamamen uygulamalarımız var. Uygulamalarda birebir yüz yüze karşılaşıyoruz ve birbirimizi tanıyoruz. Dolayısıyla şimdi birebir tanımak söz konusu olmayacak ama daha sonra tanışacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu dersle ilgili olarak bu şeylerinizi, dökümlerinizi, size gönderdiğimiz PDF'leri sınavda kaynak olarak kullanacaksınız. Zaten sorularınız da bu kaynaklardan çıkacak. Yani bu kaynakların dışına taşmayacağım. Ama onun dışındaki kaynaklardan faydalanmak isterseniz ekstra kaynaklar. Sizler hani bir yere önünüzde kağıt kaleminiz varsa not düşün. Örneğin bu kaynaklardan bir arkadaşlar internetten ulaşabilirsiniz. Bu söyleyeceğim kaynağı. MEGEP modülleri. MEGEP modülleri olarak yazıyorsunuz, giriyorsunuz. Bu MEGEP modüllerinde size anlattığım ve PDF olarak girdiğim birincil değerlendirme, ikincil değerlendirme, kardiyak aciller, solunum acilleri, nörolojik acillere ulaşabilirsiniz. Oradan da çalışabilirsiniz. Ama tekrarlıyorum, bunlar ekstra kaynaklar bu söylediklerim. Sınavda sizler size yüklediğimiz, sisteme yüklediğimiz PDF'lerden ve videolardan sorumlusunuz. Onun dışında arkadaşlar bu birinci kaynak, ekstra kaynağınız. İkincisi paramedikler için hastane öncesi acil tıp diye bir kitap var. Paramedikler için hastane öncesi acil tıp. Bu Ankara Nobel Tıp Kitabevi'nin çıkardığı ve yayınladığı bir kitap. İsterseniz kütüphanenizde bulunmasını isterseniz güzel bir kitap. Yine başka bir kaynak arkadaşlar, paramedik diye bir kitabımız var. Bu da Güneş Tıp Kitabevleri yayınından çıkan bir kitap. Güzel, bir doktor ve paramediğin birlikte çıkardığı bir kitap. Kapsamlı, güzel, kütüphanenizde bulunsun, işte elimde bulunsun, açayım, sıkıştığım durumlarda bakayım, bana rehberlik yapar derseniz kütüphanenizde bulundurabilirsiniz. Yine bir diğeri hastane öncesi acil bakım. Kitabın ismi bu. Hastane öncesi acil bakım. Bu da yine EMA Tıp Kitabevleri tarafından yayınlanmış. Bunu da isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kaynakları geçiyorum. Kaynakları geçiyorum. Kaynaklarla ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Peki yok. Şimdi sınavlarla hocam, ilgili arkadaşlar. Kitabın ismi neydi hocam? Ben daha yeni girdim de duyamadım sizi. Bir daha söyle. İlk kitabın ismi neydi hocam? O kitap değil. Birincisi MEGEP modülleri. MEGEP diye modülü. İnternetten girebileceğiniz bir site var. Tamamdır hocam. MEGEP olarak yazılıyor. Tamam. Maraş, Edirne, Gaziantep, Edirne ve Paris diyelim. MEGEP modülleri. Tamam mı? Buradan giriyorsunuz. Orada da var. Birincil değerlendirme, ikincil değerlendirme, kardiyak aciller, solunum acilleri, nörolojik aciller. Buradan da faydalanabilirsiniz. Tamamdır hocam. Teşekkürler. Tamam.
Şimdi onun dışında arkadaşlar sınavla ilgili aslında hani genel bir bilgilendirme yüklemiştim. Sınav yönergesinin sizi ilgilendiren kısmını ben acil hasta bakımı bir kısmına yüklemiştim Mergen'de. Ama yine söyleyeyim. Şimdi sınavlarda arkadaşlar vizeden %40, finalden %60 başarı oranı alınıyor. Yani %100 üzerinden değerlendiriliyorsunuz. Bu ham başarı notunuz. Ama bu ham başarı notu arkadaşlar tabii ki dikkate alınıyor. Ama sınıf ortalaması da yine işin içine katılarak bağlı değerlendirme sistemine göre başarınız en son belirleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerin başarısı ve notlarınızın harflendirilmesi biraz da sınıfın başarısıyla alakalı. Ama sınıfı geçebilmeniz için arkadaşlar vizenin %40'ı finalin %60'ını değerlendirdiğinizde ve topladığınızda 50'yi geçmeli. 50'nin altında kaldığınızda sınıfta kalıyorsunuz başarısızlıktan. Burası anlaşıldı mı? Sorun var mı? Yok değil mi? Şimdi arkadaşlar sınavlardan sınava gelince vize sınavınızı yapacağız. Vize sınavınız çarşamba günü görünüyor. Web sitesinde yayınlandı, gördünüz herhalde. Web sitesinde sınav takviminize bakabilirsiniz. Çarşamba günü sınavınız, saatini şu anda hatırlamıyorum ama bakarsanız görürsünüz. 20 soru soracağım. Hepsi çoktan seçmeli olacak. Temel öğrenmeniz gereken şeyler üzerine soracağım. Dolayısıyla hani çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Eğer sürekli ve düzenli izlediyseniz ve çalıştıysanız sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ha, uygulamalar var. Uygulamalar arkadaşlar, sizler yaz stajına çıkacaksınız. Gelecek sene klinikte eğitim uygulama 1 ve 2 dersleriniz olacak. Bolca istasyonlara çıkaracağız sizleri. Eksiklerinizi burada kapatacağız uygulamalarla ilgili. Bu konuda hani şeyiniz olmasın, tereddütünüz olmasın. Sorun yaşamazsınız. Onun dışında arkadaşlar devam durumlarınıza bir bakalım. Devam durumuyla ilgili herhalde öğrenci bilgi sisteminden, yani üniversitenin OBS sisteminden devam ya da devamsızlık durumunuzu takip ediyorsunuz. Bu sizin sorumluluğunuz arkadaşlar. Yani hani sınırda mısınız, geçtiniz mi, kaldınız mı? Buradan görüyorsunuz. Dolayısıyla buradan sizin devam durumlarınızı takip etmeniz gerekiyor. Farkında olmadan kalabilirsiniz. Çünkü haftalık olarak biz bunları giriyoruz. Şimdi toplam 14 haftamız var. Bu haftada 4 saatten 56 saat yapıyor toplam arkadaşlar. Teorik toplam 42 saat. Bunun %30'unu devamsızlık olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da 13 saate denk geliyor. Bir de bizim dersimizin 1 saat uygulaması var arkadaşlar. 3 saat teorik, 1 saat uygulama. O 1 saat uygulama da 14 saat yapıyor. 14 haftada 14 saat yapıyor. Onun devamsızlık hakkı ise %20. %20'yi hesapladığımızda bu da 3 saat yapıyor. 13 saat teorik, 3 saat uygulama, toplam 16 saat devamsızlık hakkınız var. 16 saati geçtiğiniz anda kalıyorsunuz arkadaşlar, bunu söyleyelim. Şimdi devamsızlıklarla ilgili olarak bilmiyorum buraya katıldı mı bu kişiler. Örneğin isimlerini söylüyorum. Hiç şimdiye kadar işte sisteme ara sıra girip ara sıra girmeyen ve sınırda olan kişiler var. Bunları ben söyleyeyim. Örneğin Furkan Daşkol, Abuzer Mutlu, Burak Çelik, Davut Tuncel, Eyüp Can Yapıcı, Şükran Acı, Yunus Emre Bozan. Bunlar 2023 girişli olan öğrencilerden, devamsızlığı olan ve dikkat etmesi gereken öğrenciler, devamsızlığına dikkat etmesi gereken öğrenciler. Var mı aranızda bu okuduğum kişiler? Yok. Onun dışında alttan alan öğrencilerden var. Muhammed Mücahit İçli, Muhammed Hüzey Fetit, Abla El Sübey, Muhammed Gazi Özer, Kamber Cengiz Akdağ,
Batuhan Aladağ, Ali Eren Taştan, Muhammed Melluhi, Muhammed Suhu Haka, Ayzerek Yipkeva, İmam Hüseyin Fırat. Bunların da yine sınırda devamsızlık yapıyor bu öğrenciler. Var mı aranızda ismini okuduklarım? Okuduklarım? Yok. Tamam. Bunlara arkadaşlar devamsızlıklara dikkat edelim. Burayla ilgili sormak istediğiniz, kafanızda takılan herhangi bir şey var mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk 5 haftadan sorumlusunuz biliyorsunuz. Bu hafta canlı ders, gelecek hafta da sınavlarınız var. Sınavlarınızı yapacağız. Şimdi ilk 5 haftaya yönelik, tabii bütün ayrıntılara girerek bunu yapamam. Ama genel bir taslak oluşturacak şekilde, genel bir çerçeve oluşturacak şekilde kafanızda şekillensin diye bu 5 haftalık konuyu size kaba taslak, spot olarak bir özetleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, acil durumlar söz konusu olduğunda vatandaşlar acil durumlarda artık nereyi arıyor? 112 acil çağrı merkezini arıyor. Biliyorsunuz eskiden 112 idi, şimdi 112 acil çağrı merkezi oldu. Ve acil durumlarla ilgili platformlar burada birleştirildi. Bu işte polis, itfaiye, orman yangın, komuta kontrol merkezi, 112 komuta kontrol merkezi gibi birimler bu çağrı merkezi adı altında birleştirildi. Dolayısıyla bir kişi acil çağrıyı aradığında nereyi aramış oluyor? 112 acil çağrı merkezini aramış oluyor ve çağrısı buraya düşüyor. Çağrısı buraya düştükten sonra bu birimin içerisinde komuta kontrol merkezi var. Yani 112'yi ilgilendiren komuta kontrol merkezi var. Tekrar çağrı oraya iletiliyor. Çağrı oraya iletildikten sonra bu komuta kontrol merkezi arkadaşlar acil yardım istasyonuyla iletişime geçiyor. Bir şehirde her bölgeyi ilgilendiren belli merkezler var, istasyon merkezleri var. Hangi bölgeyi ilgilendiren vakaysa bu acil çağrı merkezi o istasyona ulaşıyor, iletişime geçiyor ve o istasyondaki birimi ve ekibi harekete geçiriyor. Harekete geçirirken bunları ilgilendiriyor. Hasta yaralının durumu, ortam ve çevrenin durumuyla ilgili bilgi veriyor ve adresi bildiriyor. Evet. Daha sonra ambulans harekete geçtiğinde bireyler ve ekip oraya ulaşıncaya kadar hazırlığını yapıyor. Bunlar bireysel hazırlık olabilir. Örneğin maskesini takıyor, eldivenini giyiyor ya da müdahaleye yönelik hazırlıklarını yapıyorlar. İlaçlarını hazırlıyorlar, tıbbi malzemelerini hazırlıyorlar, kardiyak arreste defibrilatörlerini hazır hale getiriyorlar vesaire. Oraya ulaştıklarında arkadaşlar tabii ki öncelikle güvenlik sağlanacak. Güvenlik denilince hangi güvenlikten bahsediyoruz? Bir, çevresel güvenlik, bireysel güvenlik yani kişisel güvenlik ve hasta yaralı güvenliğinden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar çevrede hasta yaralıyı ve bizi tehdit eden problemler varsa biz o çevrenin içerisine gidip girmiyoruz. O alana bir sıcak alan diyoruz. Sıcak alana bizler müdahale etmiyoruz, oradaki hastalara da müdahale etmiyoruz. Yoksa biz zarar görürüz, biz zarar gördüğümüz için biz bu sefer yardıma muhtaç duruma düşeriz. Ne yapılacak öyle bir durumda? 112 acil çağrı merkezi diyelim asayiş sorunu varsa polisi aktive ediyor. Yangın, patlama gibi vesaire durumlar söz konusuysa itfaiyeyi aktive ediyor. Onlar da bizimle beraber olay yerine geliyorlar. Olay yerinde müdahalelerini yaparak müdahale edecek bireyler varsa onları soğuk alana, yani riskin az olduğu alana çıkartıyorlar. Biz soğuk alanda hastaya müdahale ediyoruz. Evet, demek ki gittiğimizde arkadaşlar çevresel güvenliği değerlendireceğiz. Kendi güvenliğimizi ön plana alacağız. Hasta yaralıyı da güvene alacağız. Ondan sonra müdahale edeceğiz.
güvenliğimizi sağlamadan ne yapmıyoruz? Asla müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Hani diyorlar ya, ölü kahramanlar hayat kurtaramaz, yaralı kahramanlar ise sadece sorun oluşturur. Dolayısıyla arkadaşlar, gittik, vaka yanımıza geldi. Bu sefer ne yapacağız? Vakayı değerlendireceğiz. Vaka değerlendirmesini yaparken hasta ve yaralı tekse arkadaşlar, tek bir bireyse, o zaman biz size PDF'lerini de verdiğimiz, videolarını anlattığımız birincil değerlendirmesini yapıyoruz. Birincil değerlendirmesini yaptık, gerekirse ikincil değerlendirmesini yapıyoruz. Eğer arkadaşlar çoklu bir hasta yaralı varsa o zaman triyaj yapıyoruz. Triyaj nedir? Tıbbi müdahalede öncelikli vakaları belirleme, önceliklere öncelikle müdahale etme. Evet, birincil değerlendirme ne? Bu arada ona bir bakalım. Vakanın ilk görüldüğünde 1-2 dakika içerisinde değerlendirilmesi ve hayatı tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve hastanın tedavi edilmesine biz birincil değerlendirme. Şimdi hastanın yanına gittik. İlk yapacağımız şey arkadaşlar, bu çok önemli, sınavda da sorarım. Hastanın cevabını değerlendireceksiniz. Cevap dediğimiz yan bilincini değerlendireceksiniz. Bilinç değerlendireceğiz ki müdahalemizi ona göre yapılandıralım, ona göre oluşturalım. Bilinç durumuna göre oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz sonra göreceksiniz nasıl oluşturuyoruz bunu. Hastanın yanına gideceğiz. Bilinç durumunu değerlendireceğiz. Yetişkin ve çocuk ve bebeklerde. Koordineli anlatacağım beraber. İyi dinleyin arkadaşlar. Yetişkin ve çocuklarda bilinci açıksa ikisinde de sorun değil. O zaman ne yapıyoruz? Bir gitmezlik varsa o gitmezliği öykü alarak, çevreyi değerlendirerek bulmaya çalışıyoruz. Hastaya tanı koymaya çalışıyoruz. Bilinci açıksa hastanın kalbi çalışıyordur. Solunumu da vardır. Ama hastada başka bir gitmezlik vardır. Bu gitmezliği bulmaya çalışıyoruz. İkinci değerlendirmeyle fiziksel muayenesini yapıyoruz. Hastanın öyküsünü alıyoruz. Çevresine bakıyoruz. Bir gitmezlik mi var? Örneğin hastanın birazcık bilinci bulanık olabilir. Acaba karbonmonoksit gazı mı var? Bundan mı zehirlendi vesaire. Şimdi arkadaşlar, bilinci açıksa sorunumuz yok. Sorun nerede başlıyor? Bilinci kapalıysa bizim için en büyük sorun başlıyor. Bilinci kapalıysa hem bebeklerde hem yetişkin ve çocuklarda arkadaşlar. O zaman yetişkin ve çocuklarda öncelikle arkadaşlar bilincini nasıl değerlendiriyoruz onu hemen bir anlatayım. Yetişkinlerde ve çocuklarda arkadaşlar omuzuna dokunuyoruz, birazcık sallıyoruz. Örneğin Ali Bey iyi misiniz, beni duyuyor musunuz? Sözel uyarı da vererek ne yapıyorum? Fiziksel uyarıyla birlikte hastayı uyarmaya çalışıyorum. Hasta sözel olarak bana cevap verirse bilinci açık diyorum. Eğer hiçbir cevap alamıyorsam bilinci kapalı diyorum arkadaşlar. Evet, aynı şekilde bebek için de söz konusu ama bebeğin bilincini değerlendirirken tabana, ayak tabanının topuğuna vuracağız. Ya da şu orta parmağını geriye doğru ittireceğiz arkadaşlar. Eğer bebek ağlıyorsa, inliyorsa, ses çıkartıyorsa, mırıldanıyorsa o zaman bilinci açıktır diyoruz. Söylediğim gibi bilinci açıksa sorun yok. Sorun nerede başlıyor? Bilinci kapalı olduğunda. Bilinci kapalıysa arkadaşlar, yetişkinlerde sirkülasyonu yani dolaşımı değerlendirerek işe başlayacağız. Bebeğin bilinci kapalıysa, onda ise arkadaşlar hava yolunu değerlendirerek işe başlayacağız. Yetişkinlerde genellikle bilinç kapalılığı kardiyak arrestle ilişkilendiriliyor arkadaşlar. Yani kalple ilişkilendiriliyor, kalp durmasıyla ilişkilendiriliyor. O yüzden öncelikle yetişkinlerde biz bir bilinç kaybı varsa dolaşımını değerlendireceğiz. Dolaşımı var mı yok mu? Ama çocuklarda genellikle bilinç kaybı solunum yetmezliğiyle, solunum gitmezliğiyle ilişkilendirildiği için onda bilinç kaybı varsa öncelikle solunumunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Hava yolunu ve solunumunu değerlendireceğiz. Şimdi bunu değerlendirdiğimizde arkadaşlar bilinci kapalıysa buna rağmen değerlendirdiğiniz hastanın solunumu ve nabzı var ise hastanın ikinci değerlendirmesine geçersiniz. Eğer bilinci kapalı, solunumu yoksa, nabzı yoksa o zaman temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği yaparsınız hastaya. Evet, burada şunu söylemek istiyorum. Kısaca yetişkinlerde arkadaşlar yetişkini değerlendirdiğimizde ve müdahalede hastayı önce sirkülasyonla müdahale edeceğiz. Sonra hava yoluna müdahale edeceğiz. Sonra breathing yani solunumuna müdahale edeceğiz. Demek yetişkinlerde C, A, B, sirkülasyon, airway, breathing.
Çocuklarda da aynı şey. C, A, B. Bebeklerde ne arkadaşlar? Bebeklerde ise A, B, C. A, airway. B, breathing. C, sirkülasyon. Demek ki bebeklerde ilk önce hava yoluna müdahale edeceğiz. Hava yolunu açacağız. Sonra solunumunu başlatacağız. Daha sonra en son sirkülasyonla müdahale edeceğiz arkadaşlar. Bu sınavda da sorarım arkadaşlar. Demek ki yetişkinlerde, çocuklarda. Çocuk deyince 8 yaşına kadar olan bireyler arkadaşlar. Bunlarda demek ki müdahale ederken bilinci kapalıysa önce C, sonra A, sonra B. Bebeklerde önce A, sonra B, sonra C. Evet. Şimdi arkadaşlar sirkülasyon değerlendirmesi. Sirkülasyon değerlendirmesi yetişkin, çocuk ya da bebeklerde nasıl yapılıyor? Sirkülasyon yetişkinlerde arkadaşlar nabız değerlendirilerek yapılıyor. Nabız değerlendirilerek yapılıyor. Yetişkinlerde nabız değerlendirirken acil durumlarda karotis arterden faydalanıyoruz. İkinci olarak da femoral arterden faydalanıyoruz. Karotis arterimiz arkadaşlar bakın şurada sternokleidomastoid kasımız var. Onun orta hattı boyunca uzanıyor. Dolayısıyla bakın trakea soluk borumuzun hemen yanında uzanıyor. Oradan ne yapacağız? Şu üç parmağımızı kullanarak birazcık da kıvırarak hastanın tek taraflı karotis arterinden nabzını almaya çalışacağız. 5 saniye süreyle. 5 saniye süreyle palpe ediyoruz, kontrol ediyoruz. Eğer nabzı varsa sirkülasyonunun olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Çocuklarda da aynı şekilde. Bebeklere gelelim. Ha, yetişkinlerde arkadaşlar buradan değerlendiremediyseniz yine kasık bölgesinde krista iliaka anterior superiorla simfisis pubisin tam ortasından geçen büyük bacağımızı besleyen bir arterimiz var. Oraya yani kasık bölgesine bakın parmaklarınızı koyduğunuzda yine üç parmağınızı hissedeceksiniz. Evde çalışın lütfen kasık bölgenizden femoral arterden nabız almaya çalışın. Evet çocuklarda da aynı şekilde nabız alıyoruz. Bebeklere gelelim arkadaşlar. Bebeklerde farklı yani 0-1 yaş grubu bebeklerde. Öncelikle arkadaşlar brakial arterden alıyoruz. Brakial arter nerede arkadaşlar? Bakın çocuklarda koltuk altından çıkıyor, kolun iç yüzünden geliyor, antekütal bölgeye doğru geliyor. Dolayısıyla bakın üst kolun iç yüzünde ve ortasında. Böyle siz de hissedersiniz, sizin kendi damarınızdan da bakarsanız brakial arteri hissedersiniz. Bebeklerde brakial arterden bakıyoruz. İkinci olarak yine yetişkinlerde ve çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de femoral arterden ikinci alternatifimiz nabzı alıyoruz arkadaşlar. Yine 5 saniye süreyle alıyoruz. 5 saniye süreyle aldığımızda eğer varsa dolaşım vardır diyoruz. Yoksa da dolaşım yoktur. Dolaşımın olmaması demek kalbin durması anlamına geliyor. Kalp durmuştur arkadaşlar. Normal durumlarda nabzı değerlendirirken nabzın hızına, nabzın ritmine, nabzın dolgunluğuna bakıyoruz arkadaşlar. Yine sirkülasyonda arkadaşlar değerlendireceğimiz diğer kriterler neler? Kapiller, geri dolum. Kapiller geri dolumu nasıl değerlendireceksiniz? Bu acil durumlarda çok değerlendirilmiyor ama bilmeniz açısından tırnak yatağına böyle parmağımızla bastırıyoruz. Normalde pembedir. Bastırıp bir saniye süreyle kaldırıyoruz. Bastırdığımızda beyazlaşır. Kaldırdığımızda 2 saniye içerisinde tekrar pembelik oluşması lazım. Yani dolaşımın yine tırnağın altına dolması lazım. 2 saniyeyi geçerse kapiller dolum uzamıştır ve patolojiktir. Yani anormaldir. Bu da hastada dolaşımın bozulduğunu bize gösterir. Yine arkadaşlar kanama olabilir hastada. Kanama dolaşımını bozar. Yine kan basıncına bakıyoruz. Kan basıncındaki düşmeler örneğin sistol 80 ve altına düşerse hasta şoka giriyor demektir. Bu çok önemli. Yine hastayı monitörize ederek dolaşımı ile ilgili bilgiler alabiliriz arkadaşlar. Evet, sirkülasyon arkadaşlar kabaca bu şekilde değerlendiriyoruz. Ayrıntılarını sizler lütfen videodan dinleyin, PDF'den okuyun. Ondan sonra arkadaşlar ister bebekte olsun, ister yetişkinde olsun, airway'e gelirsek eğer, airway hava yolu demek arkadaşlar. Hava yolu açıklığını mutlaka değerlendirmemiz lazım yetişkinde, çocukta ve bebekte. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Ağzını açacağız. Yetişkin çocuk ya da bebek açma şeklini anlatmışız videoda. Açacağız, gözümüzle bakacağız yaklaşarak. Ağzının içerisine kan, kusmuk, toprak vesaire var mı? Ya da taş girmiş olabilir, dişleri kırılmış olabilir. Bunlar varsa gözle görüyorsak yetişkinlerde çengel yöntemiyle arkaya doğru yanaktan ilerletiyoruz parmağımızı ve bir hamlede çıkartıyoruz. Ama gözümüzle görmemiz lazım. Gözümüzle gördüğümüz şeyleri çıkartıyoruz. Bebekte ise arkadaşlar
cımbız yöntemini kullanıyoruz. Gözümüzle gördüğümüz materyalleri çıkarmak için cımbız yöntemiyle ne yapıyoruz? Şu şekilde parmağımızı şey yapıyoruz, yanaklardan ilerletiyoruz, arkadan çekip bir hamlede çıkartıyoruz. Görmediğimiz materyallere müdahale etmiyoruz. Daha fazla arkaya itersiniz, solunumu tıkarsınız. Dolayısıyla kör dalış diyoruz buna. Görmediğiniz şeye dalma ve çıkarmaya çalışmayı kör dalış diyoruz. Kör dalış ne yapmayacağız arkadaşlar? Asla yapmayacağız. Tabii bizim tıbbi müdahalede alet edevatlarımız var. Bu alet edevatları da kullanabilirsiniz. Pozisyonlandırmada solunum yolu açıldıktan sonra baş çene pozisyonu verirsiniz ya da javtras. Bunu da anlatmıştık arkadaşlar. Yine solunuma değineyim arkadaşlar. Solunumu da hastada, çocuklar, bebeklerde baktığında hissetle kontrol ediyoruz. Yetişkinlerde pek kontrol etme gereği hissetmiyoruz. Çünkü kalbi durmuşsa arkadaşlar 15-30 saniye sonra zaten solunum duruyor. Kalbi durmuşsa solunumu durmuş olarak kabul ediyoruz. Onu söyleyelim. Ama bebeklerde 10 saniye süreyle baktığında hisset yöntemiyle kontrol ediyoruz. Ama en fazla 10 saniye çünkü zaman kaybı yaşamamamız lazım. Bunlar onlar için altın saatler, altın dakikalar, altın saniyeler arkadaşlar. Evet, solunumu da kontrol ediyoruz. Söylediğim gibi eğer hastanın bilinç kaybı var, solunumu nabzı da varsa hastada ikinci değerlendirmeye, eğer bunlar yoksa bu değerlendirmeler sonucunda o zaman temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteğine geçiyoruz. Bunların ayrıntılarını resitasyon dersinde de alacaksınız. Evet arkadaşlar, kısaca böyle bir çerçeve çizdim size. Siz kafanıza takılan bir şeyler var mı? Sormak istediğiniz. Şu birkaç dakikamız kaldı. O birkaç dakikayı da size ayırayım. Çünkü biraz sonra sistem kapanacak. Buyurun. Sesleriniz açık. Arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Hocam aslında ben şey kısmını tam anlamadım. Çünkü 10 saniye kontrol ediyoruz dediniz ya bebeklerde. Neyi falan kontrol ediyoruz? Bebeklerde 10 saniye falan nefes kontrol ediyoruz falan bir şey dediniz. O kısmı ben tam anlamadım. Yani hayati değer sağlıyor dediniz. Evet. Hani bebeklerde ABC önemli ya. Önce airway, hava yolunu açacaksın. Sonra solunumu yaptıracaksın. Sonra sirkülasyon. Burada baktığında hisseti anlamadım dedin değil mi? PDF'de ve videoda bak dinle hisset nasıl yapılır orada anlatmışım. Hastanın yanına diz çöküyoruz. Ses kısık geliyormuş bazılarına. Yüksek sesle birazcık konuşayım, belki daha iyi duyulur. Hastanın yanına diz çöküyoruz, elimizi göğsüne koyuyoruz. Tabii ki bu arkadaşlar ağız içi temizledikten sonra yapacaksınız bunu. Kafasını pozisyonlandırıyorsunuz baş çene ya da javtrasla, ama bebekte genellikle baş çeneyi kullanıyoruz arkadaşlar. Ya da kafasının altını destekliyoruz bir bezle. Yani şu pozisyonda olmayacak bebeğin kafası. Hafiften nötral pozisyona getiriyoruz ama hiperekstansiyona bebekte getirmiyoruz, bunu söyleyelim. Pozisyonlandırdıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Göğsü kalkıp iniyor mu elimizle hissediyoruz. Gözümüzle bakıyoruz. Yine yanağımızı hastanın ağzına ve burnuna yönlendiriyoruz. Yanağımızla nefesini hissetmeye çalışıyoruz. Nefesinin ılıklığını hissetmeye çalışıyoruz. Ve kulağımızla da nefesin sesini işitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kulak, ten yani cilt ve elimizle solunum var mı yok mu karar vermeye çalışıyoruz. Anlaşıldı mı? Buna bak, dinle, hisset diyoruz. Gözümüzle bakıyoruz, kulağımızla dinliyoruz, cildimizle hissediyoruz. Evet hocam. PDF'lerden de bakınca daha iyi anlarsın, tamam mı? Evet hocam. Anlaşıldı mı burası? Evet hocam. Anlamadığınız bir yer var mı? Kafanıza takılan, sormak istediğiniz? Hocam, pupil değerlendirmesi ne zaman yapılıyor? Pupil değerlendirmesi arkadaşlar birinci değerlendirmede yapıyoruz. Hastanın siz bilincini değerlendirirken eğer yanınızda ikinci bir kişi varsa zaten bizim ışık kalemlerimiz var. Kalem şeklinde ışıklarımız var sağlıkçıların. Hemen onunla ne yapıyoruz bu arada? Pupil de değerlendiriyoruz. Çünkü pupil beyin oksijensiz kaldığında hemen genişliyor arkadaşlar. Bakıyoruz pupil genişlemiş mi? Pupil eğer genişlemişse
hastanın beyninin oksijenlenmesi olayı üzerinden en az bir dakika geçmiş demektir. Yani hastanın oksijensiz kalması bir dakika ya da üzerinde demektir. Anlaşıldı mı? O yüzden pupiline bakıyoruz. Pupil değerlendirmesi bizim için önemli. Birincil değerlendirmenin bilinç değerlendirmesi aşamasında hemen pupili de o arada değerlendiriyoruz. Zaten çok fazla bir zamanımız almıyor. Hemen ne yapıyoruz? Açıyoruz, ışıkla bakıyoruz. Hemen açıyoruz, ışıkla bakıyoruz. Tamam mı? Sadece gözünüzle de bakabilirsiniz ama refleksini değerlendirmek için ışıkla da bakabilirsiniz. Tamam? Tabii bu birazcık çok şimdi ayrıntısına giremiyorum arkadaşlar. Çünkü o ayrıntı bir konu, ayrıntı bir konu. Hani izokorik, anizokorik, midriatik, miyotik, onlar hani şey olması gereken, ayrıntılı anlatılması gereken konular ama burada yetişmez. Çünkü sistem de biraz sonra kapanacak. Ama söylediğim gibi ilerleyen dönemlerde bunların hepsini, merak ettiğiniz şeyleri, eksik kalan şeyleri size uygulamalı olarak da zaten aktaracağız. Ama burada arkadaşlar dikkat edin, teoriniz eksik kalmasın. İyi çalışın yani, oldu mu? Sizler için önemli. Hepimiz de zor süreçlerden geçtik arkadaşlar. Hepinize çok geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Ama var olan koşullarda koşullarımızı en iyi değerlendirip pozitif çıkmaya çalışacağız bu koşullardan. Yapacağımız bu. Ümitsizliğe düşmeden, güzelce çalışarak, teorimizi eksik bırakmadan, teorik altyapımız olursa pratiği üstüne çok rahat oturtabiliriz. Sorun olmaz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sormak istediğiniz, kafanıza takılan herhangi bir şey varsa tekrar şey yapalım. Birkaç dakika vereyim, böyle bir düşünün. Hocam nabız alınan bölgeleri kısaca söyleyebilir misiniz? Nabız alınan bölge, nabız alınan bölgeler. Nabız alınan bölgeler birçok bölgeden alıyoruz. Bu arada sistem kapanabilir, onu söyleyeyim. Şimdi birçok bölgeden nabız alıyoruz. Ama bizim acilciler için en önemli aldığımız yer arkadaşlar karotis arter. Kalbe yakın olması dolayısıyla. Çünkü acil durumlarda kardiyak arresti, yani kalbin durması durumlarında biz nabzı periferik bölgeden, uzak bölgelerden alamıyoruz kolay kolay. O yüzden merkeze yakın bölgeden almamız lazım. Merkeze en yakın bölge karotis arter. Biliyorsunuz karotis arter ne yapıyor? Beyni besliyor. Beynin ana arteri. Dolayısıyla eğer bir kalp atımı varsa en iyi hissedebileceğimiz yer boyun bölgesindeki arterdir. Buradan bakacağız. Söylediğim gibi ikinci alternatifimiz ise yetişkinlerde ve çocuklarda femoral arter. O da nerede? Kasık bölgesinde arkadaşlar. Kasık bölgesinde crista iliaca anterior superiorla simpsis pubis kemiği arasında tam ortadan bacağa giriş yapıyor. Kasık bölgesinden bacağa giriş yapıyor. Böyle sırt üstü uzanıp kasık bölgenizdeki bu femoral arteri bulmaya çalışırsanız el alışkanlığınız artacaktır arkadaşlar. Bakın çocuklarda ve yetişkinlerde demek ki karotis arter, femoral arter. Bebeklerde ise, yani 0-1 yaş grubundaki bebeklerde ise brakial arter. Yani kolumuzu bakın şu dirseğin üstünde omuzun altında kalan bu ara bölgede ve kolun iç kısmında, koltuk altından çıkıp, bakın antekübital bölgeye gelen, dirsek iç bölgeye doğru gelen bir nabız, arter diyelim. Üç parmağımızla ne yapacağız bebekte? Burada brakial arterden alacağız. Buradan alamıyorsak yine bebekte de ikinci alternatif neresi? Femoral arter arkadaşlar. Femoral arterin yerini söyledi. Demek ki
Yetişkinlerde, çocuklarda karotis arter, femoral arter. Bebeklerde ise brakiyal arter, femoral arter. Oldu mu? Hocam. Oldu hocam. Teşekkür ederim. Hocam aşağıdan da alabilir değil mi? Saat takıldığı yer. Evet. Şimdi arkadaşlar ben acil durumlarda nerelerden alınır? Onları size söyledim. Birçok nabız alınan bölgeler var. Bunlardan biri de senin söylediğin gibi. Radyal. Radyal neresi arkadaşlar? Bileğin iç kısmında. Bakın baş parmağımız hizasında. Baş parmağımız hizasında. Kolun iç kısmında uzanan bir arter. Ellerimizi ve parmaklarımızı besleyen arterimiz. Yine oraya üç parmağımızla parmağımızı yerleştiriyoruz ve nabzı hissediyoruz. Bakın sizler hemen yerleştirin. Baş parmak hizasına bakın böyle getirin. Burası da yine kliniklerde rutin nabız almada kullanılıyor. Ama acil durumlarda ne yapmıyoruz? Bu nabzı kullanmıyoruz. Ama kliniklerde rutin nabız almada kullanıyoruz burayı, tamam mı? Zaten diğer nabız alma bölgelerimiz PDF'lerde de var. PDF'lerde var. Yerlerine göre parmaklarınızı yerleştireceksiniz. Almaya çalışacaksınız. Bu tamamen pratik iş arkadaşlar. Eğer denerseniz el alışkanlığınız artar. Daha iyi alırsınız. Daha iyi hissedersiniz. Denemezseniz zor hissedersiniz. Efendim? Lafınızı kestim. Güzel bakmayın. Hocam sınav nasıl olacak? Test mi? Klasik mi? Hayır, hepsi test. Çoktan seçme. 20 soru. Evet. Tamam mı? 20 soru çoktan seçme. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Peki arkadaşlar eğer... Abdurrahman söyle. Şey soracaktım. Abdurrahman değil hocam, Fatih. Fatih. Sanki Abdurrahman konuşuyor. Ha Fatih, tamam. Hocam çocuklarda, ay bebeklerde ABC diye. Evet. Çocuklarda ve yetişkinlerde BAC miydi yoksa CAB miydi? Çocuklarda ve yetişkinlerde CAB. Tamam. CAB. Ama bebeklerde ABC. Tamam mı Fatih? Peki. Soracağınız eğer bir şey yoksa ben sonlandırıyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Kendinize hepiniz çok iyi bakın. İyice çalışın arkadaşlar. Çalışırsanız sorun yaşamayacaksınız, göreceksiniz. Yeter ki çalışın, tamam mı? Bir de haftalık girin mutlaka. Mutlaka girin, dinleyin ve PDF'leri çalışın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki dönemlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İnşallah hocam, teşekkür ederiz. Güle güle hocam. Efendim? Güle güle hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sağ olun hocam.
Mikrofonu açık.